Değerli katılımcılar, esteemed guests, günün ilk paneline başlıyoruz. We are going to start the first panel. Bu panel of this afternoon. Industry 4.0, dünyaya bakış. Industry 4.0. Aramızda iki değerli outlook on the world. Var. We have two important Core speakers, Core and Hajin. Şimdi müsaadenizle kendilerini I would like to invite them. May I invite Core and the Core and Hajin. Lütfen. Welcome. Please have a seat. Ah, sure. Welcome. Yes, please. Mr. Hajin. Evet, Hajin Sugiyama, Global Alliance Koordinasyonu, Mitsubishi Elektrik Fabrika Otomasyon Sistemlerinde. Core Wiesel ise Siemens İş Geliştirme Direktörü, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu. Şimdi panelimize başlamadan önce Endüstri 4.0 konusunda söz almak istiyorum. Bu konuya değinmek istiyorum. Endüstri 4.0 şimdiki otomasyon ve veri alışverişi teknolojisidir. Siber fizik sistemler, şeylerin interneti ve cloud computing. Şimdi Industry 4.0'a, Industry 4.0 panellerinde yeni bir şekilde robotik bilgisayar sistemleriyle bağlantılı algoritmalar ve de robotları kontrol edebilen ve insanların çok az müdahalesiyle gerçekleşecektir. Industry 4.0 akıllı fabrikayı üretecek ve orada siber fizik sistemleri de fabrikanın fizik süreçlerini ve ademi merkezi bir sistem geliştiriyor. Bu nesnelerin interneti birbirleriyle iletişim kuruyorlar ve gerçek zamanda insanlarla ve aralarında iletişim kuruyorlar. Endüstri 4.0 high-tech Alman teknolojisinden aldı adını. Almanya'da birçok üretimin bilgisayarlaşması çalışmaları yapıldı. Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendiriliyor. Fakat böyle bir sistematik dönüşüm de sivil toplumu da etkiliyor. Yönetişim ve insanların ekonomik üretimin dallandırılmasına yol açıyor. Şimdi Endüstri 4.0, 2.0 ve 3.0'ı biliyoruz. Biz uzun bir süre bunlardan söz ettik. Endüstri 4.0 2011 yılında de ilk defa Hannover Fuarı'nda ortaya çıktı. Endüstri 4.0 konusundaki çalışma grubu bu uygulamalar için Alman federal hükümetine tavsiyelerde bulundu. Endüstri 4.0 çalışma grup üyeleri kurucu atalarıdır. Bu Endüstri 4.0'ın kurucularıdır. 8 Nisan 2013'ünde Hannover Fuarı'nda bu çalışma grubunun raporu sunuldu. Bu şekilde biz bu konuya girmiş olabildik. Şimdi panelistlerimizi dinleyeceğiz. Birinci panelist Hajin Sugiyama. E-Factory Küresel Koordinatörü Mitsubishi Elektrik Fabrika Otomasyon Sistemleri. Sayın Hajin konuşmasına başlamadan önce özgeçmişinden kısaca söz etmek istiyorum. Hajin Mitsubishi'ye 1998 yılında katıldı ve 19 yıldan beri çalışıyor. Keio Üniversitesi'nden mezun olan Hajin, hukuk tahsili gördükten sonra fabrika otomasyon konusunda Mitsubishi Elektrik Nagoya fabrikasında çalışmaya başladı. Önce küresel otomatik bir çalışma ve mühendislik çalışmalarında bir proje yönetimi olarak çalıştı. Amerika'daki büyük projeler üzerinde çalıştı ve daha sonra
TLC üretimi konusunda çalışmalara başladı. Ve ürün karma kapasitesi konusunda çalıştı. E-fabrika kavramını gerçekleştirdi ve geliştirdi. 2010'dan beri 6 yıl Avrupa'da çalıştı. İtalya'da satış müdürü olarak çalıştı. 2014'ten sonra EMA Başkan Yardımcısı olarak Mitsubishi Elektrik'te görev aldı. Aynı zamanda Türkiye'deki Türkiye, Rusya ve Orta Doğu'daki şubelerin sorumluluğunu üstlendi. Şimdi Tokyo'da merkezde çalışıyor. Stratejik işbirliği ve yurt dışındaki factory çalışmalarından sorumlu. Evet, Sayın Hacim, mikrofon sizin. Merhaba. Adım Hajime Sugiyama. Türkiye'ye tekrar gelmekten çok mutluyum. Zaten beni de tanıttınız. 6 ay çalıştım Mitsubishi'nin startup kuruluşunda. Ve Türklerle Japonlar çok yakın birbirine ve gerçekten o zaman da çok dost edindim. Aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik kapasitesi beni çok etkiledi. Şimdi Mitsubishi Türkiye ekibine baktığımız zaman dünyanın en iyi mühendisleri burada çalışıyor. Ve bu Amerikalı ve Japon mühendislerinden de daha iyi, genç, güçlü mühendisler ve Türkiye'nin çok parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Şimdi önce Endüstri 4.0'dan söz edeyim. Endüstri 4.0'dan söz ettiğimiz zaman belki müşteri açısından bakmamız lazım. Müşteri ne istiyor? Şimdi bu bir kampanya, Coca-Cola'nın bir reklam kampanyası. Bilmiyorum Türkiye'de var mıydı? Türkiye ve Japon ve Amerika ve İngiltere'de de insanların isimlerini koymaya başladılar Coca-Cola. Mesela Emre Yiğit gibi şişelerin üstüne isimler konuyor ve bir yerde bunu bir hizmet olarak yapıyorlar. Çok popüler oldu. Bu Coca-Cola'nın bu konuda satışlarını hakikaten çift rakamlı olarak yükselttiğini görüyoruz. Tabii kişisellik istiyor müşteri, özel bir şey istiyor. Şimdi mesela cep telefonunuzda herkes adını görmek istiyor, değil mi? Hani iPhone'unuz varsa isminizi istiyorsunuz üstünde ve de müşterinin talebi de bu. Diğer yandan, şimdi üretici için bunun anlamı ne? Birçok isim var bildiğiniz gibi, Japonya'da da Türkiye'de de çok isim var. Bu gerçekten de üretim içinde bir sorun. 500 bin isim mesela Coca-Cola. Evet, üretime bakarsanız bu demektir ki 500 bin değişik ürün olması gerekiyor. Yani bu gerçekten de kolay değil üretimde ve ondan söz etmek istiyorum. Şimdi Coca-Cola burada çok güzel, başarılı bir çalışma yaptı. 150 milyon satış. 150 milyon hakikaten çok önemli bir üretim. Şimdi bu Endüstri 4.0'ın amacı, internete giriyorsunuz, resimlere bakıyorsunuz, evet. Şimdi nasıl olacak hakikaten bunu? Fabrika otomatik olarak robotlarla çalışıyor ve eve kadar gönderiyor bu malları. Şimdi burada gerçekten de sıfır stok var ve sıfır çalışan var. Bu hakikaten her şey elektronik olarak. Fakat tabii bu muhakkak ki daha çok uzun zaman alacak bizim oraya varmamız. Fakat şu anda iyi teknolojiler var elimizde ve bunlar da sanıyorum bizi o noktaya varmamıza yardımcı olacak. Üretim planlamasından söz ettiğimiz zaman ben şimdi Mitsubishi'de çalışırken 5 yıl önce hala tek tek kullanıyorduk. Şimdi siparişlere tek tek bakıyorduk Excel tablolarında. Evet, bakalım işte şu rakamda bakır, şu kadar, evet diyelim ki evet haftaya 20 tane yapalım, bu hafta 15, gelecek hafta. Ona göre hakikaten çok manueldi, elle yapılıyordu. Fakat yine de şunu da kabul etmek istiyorum. Yani bir çok fabrikamız böyle çalışıyordu. Fakat şimdi artık yeni teknolojiler devreye girdi.
örneğin şimdi araştır mesela burada renkler kırmızı, yeşil, mavi geçmişte. Evet, hani bu sene mavi, onun için her mavi tişört yapalım. Evet, yani bu sene mavi moda değil, onun için mavi yapmıyoruz. Ama şimdi diyelim ki Amazon'a veya diğer sitelere girdiğiniz zaman görüyorsunuz insanlar tıklıyor ve de evet bakıyorlar. Şimdi red kırmızı tişörte bakıyor ve onun üzerine ne kadar tıklandı kırmızı ona göre bakıyorlar. Şimdi birçok şirkette artık bunu kaç kere tıklandı ona göre etti. Şimdi şimdi sıcak bir yaz olursa o zaman ona göre ürün üretilecek. Ve bu Excel tablolarının yanı sıra bu yeni teknolojileri kullanıyorlar ve bunu da hakikaten üretim planlamasına dahil ediyorlar ve çok daha iyi bir planlama oluyor. Onun için bu tür teknolojiyi kullanma zamanı geldi. Şimdi üretimde inovasyon, yenilikçilik artık bildiğiniz gibi şimdi bu teknolojileri kullanmak ve bunu üretim planınıza dahil etmek. Who has heard of the word monozukuri? Monozukuri sözcüğünü duymuş olan var mı? Monozukuri? I think almost none of you. Evet, sanıyorum hiçbiriniz duymadınız. Monozukuri is the Japanese monozukuri, word for Japonca bir kelime, üretim demek. Şimdi Almanya'da mesela Meister sözcüğü kullanılıyor. İngilizce Craftsman. Mesela burada Japonlar elektronik açısında biliyorsunuz yani biz çok yaratıcıyız. Ve yani buna monozukuri diyoruz. Diğer yandan şimdi Kanban. Kanban'ı bilen var mı? Evet, Kaizen, Pokayoke. Kando. Bunlar Japonca kelimeler ve sanıyorum az çok bunları duymuş olanlar var. Çünkü Japon üretiminde bunlar kullanılıyor. Sonra Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya çok zor durumda kaldı. Bizim paramız yok, küçük bir ülkeyiz. Fakat otomotiv, Toyota, Honda gibi şirketler çok başarılı oldu. Çünkü çok fazla paramız yoksa bile aksesuarlarla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar mevcut kaynaklarımızı kullandık. Ve de Japon üretimi de evet yeşil üretime odaklandık. Yalın üretime odaklandık. As I said, we talked about Coca-Cola. Evet, Coca-Cola'dan. In order to make this factory, you can't have 150,000 lines for each name. Tane you have to have a very flexible plan that when an order comes in, you can automatically gerekiyor. Say, okay, yani this is a bottle for Coca-Cola. Zaman, evet, okay, yani this is a bottle for Emery. That can configure itself to do that. Emre well, that means you should have a lean and flexible line. Için, and you don't have yani so much tabii money. Esnek you have to have a very lazım, flexible manufacturing. And that's why I think e-factory and the Japanese way of manufacturing can help you. Because we are very used to this kind of lean manufacturing. Bu tür yalın üretimi Japonya'da çok geliştirdik. Şimdi hakikaten bir tekte ona göre Japon üreticilerde değişik 20-30 çeşit kart müşterinin ihtiyaçlarına cevap verecek. Bu da and very flexible. Tabii yalın olmak, pratik olmak ve esnek olmak gerekiyor. Virtual reality, buraya sanal gerçek gördüğünüz gibi birçok değişik teknolojiler var bu konuda bize destek verecek. Siemens'te zaten bunlardan söz etti. Şimdi geçmişte üretimden söz ettiğimiz zaman ne yapıyordunuz? Sadece fabrikayı düşünüyordunuz. Yani şimdi bu 4.0'da daha fazla şeyi göz önünde tutmamız gerekiyor. Apple her sene bir yeni bir telefon, bir cep telefonu üretiyor. Şimdi geçmişte bir cep telefonu yapmak istediğinizde o zaman mühendisliğini yapıyordunuz telefonu. Sonra bu telefonu da makineyi zaman üretiyordunuz. Vaktiniz vardı. Şimdi artık bir yıl içinde bu mümkün olmuyor. Yani bir tasarladığınız zaman telefonu da aynı zamanda da bunu nasıl yapacağınızı da aynı anda düşünmeniz lazım. Ve burada yani mühendisliği üretimle birebir başa baş gitmesi gerekiyor. Şimdi Amazon'dan ve teslimattan söz ettik. Şimdi bir web siteniz var. Şimdi web dükkanınıza bir sipariş geldi. Hemen üretime başlıyorsunuz. Yani bunun için mühendisliği fabrikanın çalışma planıyla bağlantısı olması gerekiyor.
ve 4.0'da, Endüstri 4.0'da da bu çok önemli. Okay, we talked about a lot of stuff, but şimdi, next I would buna, maybe a little advice on how to approach ben biraz da bu konuda üretim konusunda a neler yapabiliriz. Say, bana okay, insanlar geliyor ve diyor ki, evet ben şimdi 4.0 için IoT, şimdi evet bu konuda bana yardımcı olun. Diyorum ki, biraz düşünelim. First, sorular. I want to first, when you implement IoT in the factory, şimdi, you have to think about what your goal. Nedir, why are you amacınız IoT in nedir? Niçin IoT kullanıyorsunuz? Enerji tasarrufu, maliyet tasarrufu, evet, üretim zamanını kısaltma. Şimdi şöyle bir soru da, şimdi burada ilk soruları bilmiyorsanız yanlış cevaplarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi gerçek zaman verileri de farklıdır. Şimdi birçok kişi bazen bana geliyor, diyor ki evet bütün bu veriler var ve bunları bir şekilde kaliteyi de dahil olması gerekiyor. Çünkü yanlış şeyleri düzeltiyoruz. Nedir? Şimdi hedefiniz nedir? Ve ondan sonra verileri gerektiği gibi düzeltebilirsiniz. Şimdi kim yararlanıyor? Müşteri midir? Siz misiniz? Tedarikçiler midir? Bunun cevabını. Ondan sonra da sizin ana etkinliğiniz nedir? IoT, Endüstri 4.0 dünyaya açılıyor. Ama çok fazla da açılmak istemiyorsunuz. Çünkü çok fazla açıldığınız zaman herkes sizin teknolojinizi çalabilir. Onun için şimdi nerede güçlüyüm, üretimdeyim, kalitede miyim? Ve bunu anladıktan sonra o zaman bunları bir şekilde teknolojiyi kullanabilirsiniz ve gereken teknolojiyi seçebilirsiniz. Şimdi IoT hedef değildir. Yapmak istediğiniz hedeftir. Ama IoT hedef değildir ama hedefe ulaşmanızı yardımcı olacak. Şimdi burada Intel semiconductor'de çalışmalarında da bir yerde bazen bir makine duruyordu, arızalanıyordu. Makine arızalandığı için acaba sonuçta 9 milyon dolar kaybettiler yılda. Biz basit bir şey yaptık. Intel zaten bu verileri topluyordu. Şimdi bu verileri bir anlam veriyorduk. Yani Intel'in bu verileri analiz etmesini, incelemesini. Yani yanlış verileri yanlış zamanda toplanıyordu ve ondan sonra bunu da olduktan tespit ettikten sonra biz sensörler kullandık ve bu şekilde hakikaten başarısızlığın maliyetini düşürmeye çalıştık. Şimdi E-Factory is about bringing these two worlds together. Bu iki dünyayı bir araya getirmek, IT dünyası ve otomasyon dünyası. IT dünyası ve otomasyon dünyaları farklıdır. Başta da söylediğim gibi ben her zaman IT ve FA'de devamlı mücadele ediyor. IT diyor ki evet verileri ver bana, verileri ver diyordu. Ve de fabrikadakiler, onlar da çok güçlü. Hayır, hayır diyorlar. Yok. Olmaz. Şimdi IT ne zaman makineyi çalıştırdığı zaman bir şey bozuluyor diyordu fabrikadakiler. Yani değişik diller konuşuyor. Mühendisler hakikaten 24 saat tanıştılar. IT ise bilgisayarda çalışan insanlar, onların çalışma yöntemi de farklı oluyor. Ve de hakikaten burada programlı IT programı da burada farklılaştı. Şimdi önemli olan there should be a layer between the FA and IT. FA ve IT arasında, yani fabrika ve IT arasında bir boşluk var ve aradaki boşluğu kapatmak için sadece veri transferi değil. Ve burada odaklandığımız noktada hakikaten bir bağlantı kurabilmemiz geliyor. Yani IT dünyası ile fabrika dünyası arasında bir irtibat kurabilecek insanlar. Şimdi IoT dediğim ki, yani IoT'de
herkes korkuyor. Evet, yani ya, o zaman şu kadar milyonluk bir yatırım yapmam lazım diyor. Peki şimdi her şeyden önce çok küçük bir mesela bir hücreyle başlayacakken bir hatla başlayın. Şimdi mesela 4.0'ı bir hatta başlatalım ve ondan sonra kademeli olarak bunu, çünkü IoT ve sanayide şimdi burada doğru verileri toplamayı öğrenmeniz lazım ve bunları toplamak, incelemek, analiz etmek ve ona göre çözümleri bulmak. Yani bunun için bunu $1,000 da başlayabilirsiniz, küçük çapta başlayabilirsiniz. Şimdi bir tavsiye de bağlantılar. Industry 4.0 IoT veridir, verilerin bir yerde irtibata geçmesidir, birbiriyle bağlanmasıdır. Şimdi ben birçok şirkette veri toplama konusunda diyorum ki evet, çok fazla veri toplanıyor fakat ondan sonra da bir ağ kuramıyorsunuz. Çünkü sonunda bırakıyorsunuz onları ve bu verileri analizi de zor oluyor ve sonunda başarılı olmuyor. Şimdi bir şey daha, evet, gerçekten de çok güvenli bir ağ olması gerekiyor. Bir noktada evet, her tarafa sensörler koymanız gerekmiyor. Zaten birçok veri var ortalıkta. Ama onları doğru kullanmayı bilmemiz lazım. Önce verileri nasıl toplayacaksınız? Çünkü IoT ve 4.0'da veri toplama çok önemli. Şimdi E-Factory dediğimiz 2003'te başladık ve tüm dünya ülkelerinde uygulamalar başladı, burada haritada gördüğünüz gibi. Oğlum geçen gün dedi ki E-Factory, E nedir dedi. Bu da yeni bir şey. Evet, genelde iPhone, iPad ama bu E nedir? Ben de ona dedim ki evet, e-mail gibi. Yani evet, peki e-mailden siz ettiğimiz zaman evet, onun için bu konudaki deneyimlerimiz de bunu anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi bir olgu incelemesi yapalım. Bizde Coca-Cola'da aynı, müşteriler birçok özel, yani 14 bin çeşitleme isteniyor müşteri taleplerine cevap vermek için. Şimdi robotlar, otomatik, bütün bu verileri topluyoruz. Also what we call process management. Ondan sonra kar yönetimi. Şimdi geçmişte bir vida koydunuz, sonuçlara bakıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Şimdi artık yaptığımız şu. Burada vidayı koyduktan sonraki gidişata bakıyoruz. And you can see the results. Ve sonuçları görüyorsunuz. Yani üretim de 6 yıl önce başladık ve bakın artık bu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ama korkmayın. Gerçekten küçük çapta da başlayabiliriz. Bir de küçük çapta başladık. Bütün fabrikada yapmadık. Sadece bir bölümünde bunu yaptık ve bir süreçte bu 4.0'ı uyguladık. Çok teşekkür ediyorum beni dinlemiş olduğunuz için. Teşekkürler. Thank you very much. Also, we have a lot of experts in Turkey, so please. Ayrıca Türkiye'de bu uzmanlar var. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Ve Mitsubishi Elektrik'e başvurun, size yardımcı oluruz. Evet, çok güzel bir sunumdu. Şimdi toplantımızı bitirdikten sonra belki sorular alabiliriz.